Konumuz kondansatörler. Gördüğünüz gibi farklı boyutları mevcut. Ve iki tane örnek ve kondansatörler nedir başlığı altında size kondansatörleri anlatacağım. Gördüğünüz gibi kondansatörler tehlikeli olabilir. Şimdi başlayalım. Kondansatörün sembolü gördüğümüz şekildedir. Bazı kondansatörlerin artı ve eksi kutupları vardır. Dikkat ediniz ters bağlarsanız patlayabilir. Burada da formüller mevcuttur. Çok fazla detaya girmeyeceğim formüller açısından. Şimdi diyelim ki iki tane seri kondansatörü bağladık. Gördüğünüz gibi 1 bölü C toplam eşittir 1 bölü C artı 1 bölü C'den 2 bölü C ve C toplam da 2 bölü C'nin tersi yani C bölü 2. Toplam kapasitemiz azaldı seri bağladığımızda. Paralel bağladığımızda ise C artı C eşittir 2C olarak Toplam kapasitemiz 2 katına çıktı. Kondansatörlerin kullanım alanları sinyalleri yumuşatma, sinyalleri sınırlama, RC devresi yani radyolarda vesaire, enerji depolaması, hızlı şarj olur ama az enerji depolayabilir. Bu iki özellik bataryalardan farklıdır. Bataryalar yavaş şarj olur, daha fazla enerji depolarlar ve alternatif akımı direkt akıma çevirmek için kullanılır. Bir önceki videoda full bridge rectifier diyotları anlatmıştım. O videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz. Kapasitör ile buradan sonra çıkan dalgayı yumuşatabiliriz. Bu sayede de daha iyi bir direkt akım dalgası elde etmiş oluruz. İki tane örnek projemiz var. İlkinde kondansatörümüz paralel, ikincisinde ise seri bağlı. Şimdi bakalım. İlk önce kapasitörümüz, kondansatör kapasitörü aynı şey Türkçe karşılığı. Kapasitörümüz boş. Hem kapasitörümüz dolacak hem de ledimiz yanacak gördüğümüz gibi. Hemen ledimize tik atıyoruz. Led yanıyor. İkinci durumda ise kapasitörümüz dolu. Bu durumda kapasitör açık devre gibi çalışır. Oradan akım geçmez. Bu yüzden bütün akım ledden geçer. Ledimiz yine yanmaya devam ediyor. Üçüncü olarak ise güç kaynağını devreden ayırıyoruz. Gördüğümüz üzere bu sefer de kapasitörde dolan güç LED'i yakmaya devam edecek. LED tik atıyoruz yanıyor. Dördüncü durum ise kapasitörümüz tabii ki de belli bir güç enerji depolamasına sahip olduğum için boş bir şekilde geliyor. Bu yüzden enerji olmadığı için LED'imiz sönüyor. Şimdi ise seriye bakalım. Bakalım farklar neler. Kapasitörümüz yine paralelde olduğu gibi boş. Gördüğünüz gibi kapasitör doluyor ve led de yanıyor. Led'e tik atıyoruz. Şimdi ise kapasitörümüz dolu. Kapasitör dolu olduğunda açık devre gibi çalışır. Yani akımı geçmesine izin vermez. Akım geçemediği için de led yanamaz. O yüzden led bu sefer kapalı. Üçüncü durumumuz yine aynı. Güç kaynağını ayırıyoruz. Güç kaynağını silelim. Gördüğünüz gibi açık bir devremiz var. Bu yüzden herhangi bir akım akmaz. O yüzden LED'imiz hala kapalı. Şimdi ise dördüncü aşamada kablo ile kapalı kısmı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı şekilde çizdim. Kondansatörün kapasitörümüzün içinde olan enerji LED'i yakmaya başlayacak. Yani LED yanıyor. Beşinci ve en son durumumuzda ise bir öncekinde olduğumuz gibi kapasitörümüz boşalıyor. Bu yüzden de led yanamaz. Çünkü enerji kalmıyor. Şimdi gördüğünüz gibi paralel devrem var. Devreye açıyorum. Gördüğünüz gibi yanmaya başladı. Kapattığımda ise ledlerimiz yavaş bir şekilde sönüyor. Çünkü kapasitör enerjisi biraz daha yanmasını sağlıyor. Şimdi ise karanlıkta ağır çekimde. Bakalım. Gördüğünüz gibi ledlerimiz yandı. Ağır çekimde şimdi ledleri kapatacağım. Aradaki fark daha belli olsun diye. Güç kaynağını kapadım. Gördüğünüz gibi ledlerimiz yavaş bir şekilde kapanıyor. Çünkü paralel devrede kondansatör gücü biraz daha yakmaya devam ediyor. Şimdi ise seri bağladım. Gördüğünüz gibi dikkat edersiniz ilk başta çok ufak yandılar. Ondan sonra hemen durdular. Bunun sebebi ilk kondansatör dolmaya başladı. Dolduktan sonra ise ledler söndü. Kapattığımızda ise herhangi bir şey göremiyoruz. Şimdi farklı bir şekilde ilk önce kondansatörümü dolduruyorum. Şu an dolu olduğunu görebilirsiniz. Şimdi kabloları güç kaynağından kesip LED'e bağlayacağım. Gördüğünüz gibi LED'imiz yanıyor ve sonra da yavaş yavaş azalıyor. Şimdi gelin bir de karanlıkta bakalım. Aynı az önceki yaptığım şey. Kondansatörümüzü yüklüyoruz tekrardan. Yükledikten sonra LED'e bağlıyoruz. Gördüğünüz üzere LED yandıktan sonra yavaş yavaş gücü azalıyor. Bu videodan bu kadardı. İyi seyirler.